Yine de muhteremler secde ayetini bir kuş okursa mesela papağan kuşu gibi böyle bazı kuşlar var eğitilmiş, öğretilse bir kuşa kuş secde ayetini okusa okursa insanlara kuştan dinleyince yine secde burada gerekmiyor muhteremler. İnsan okuması gerekiyor bakınız. Demek ki kuş Açıcı okuyor kuş, eğitilmiş kuş, kısa saat okuyor kuş. Kuştan dinle insanlara bu da secde yapması gerekme vacip olmuyor. Bir de bunun dışında yankı bu Arapça aksada deniyor. Aksi sada. Sada ses anlamı öyle. Aksetmesi. Türkçe'nin yankı deniyor günümüzde buna. Bir de yankı ile olan secde de secde gerekmiyor. Mesela bir kimse dışarıda, kırda Kur'an-ı Kerim okuyor. Seçti okuyor. Okuyan kişinin önünde, önünde ileride sed bir şey olsa, mesela düz bir duvar olsa, yüksek bir duvar olsa, önde sert düz kaya olsa, düz olsa, şimdi yamuk olsa, yandan kaçar, sesi kaybolur böylece. Bir de sesi emen, Yumuşak madde olsun, o da sesi emer. Yankı olmaz burada. Yankı olması için ne gerekiyor? O okyanın karşısında, okyanın karşısında sert duvar gibi, kaya gibi, taş gibi bir şey olacak. O olacak. O zaman ne yapar? Ses, ağzından çıkan ses. Nedir ses muhteremler? Allah'ın yarattığı insan, yani kendimizi bilemiyor. Yani tabi tamam, benim muhteremler. Yani bugün tub bile, tıp bile bir gün kaç dalda ayrılmış tıp bile. Bir insan bir hastaneye gidiyor, yok filana git, filana git, filana git, filana git, filana git. <laughs> bir insana bunu atıyorlar ondan baktığa böyle. Ses. Mevla'nın bizim boğazımızda iki tane ses teli var. İki tane ses teli var. Etten bunlar. Yani tel diyor ama bunlar öyle maden değil var Metal değil mi? Etten iki ses teli var. iki tane boğazımızda Yumuşak bunlar. Et oluyor, yumuşak bunlar böylece. Bunlar gevşektir, yumuşak dururlar böylece. İnsanın konuşacağı zaman, bak Allah'ın kurduğu şu bedendeki çalışma sistemi. Tamamdır. İnsanın konuşacağı zaman hemen beyin merkeze oradan sinyal gidiyor konuşacak kişi. Merkezden gelen bir ne yapıyor? sinyaller ne yapıyor? Ses teli sertleşiyor, gerginleşiyor bakın. Bak. O anda böyle şey. Yani insan konuşmak istediği anda konuşacak kişi kimse değil, bunu yapıyor yani. Kişi bunu gönlüne geçirdiği anda hemen beyne sinyal gidiyor oraya, mesaj gidiyor oraya. Oradan gelen mesajında oluyor. Et olay yumuşak olan bu ses teli sertleşiyor, gerginleşiyor. İnsan konuşacak ne oluyor? Ne de konuşma? Ciğerden çıkan hava konuşurken. Akciğerden gelen bir hava geliyor. Hava ne yapıyor? Bu ses telleri çarpıyor işte muhtemelenler. Eğer bu ses telleri, et olan ses telleri gerginleşmese, sertleşmese hava çarpmaz, ses çıkmaz bu Ses çıkmaz bundan böyle şey. İnsan sesi kısık alır böyle muhtemelenler. Gelen hava ne yapıyor? Bu ses telleri çarpıyor, gerginleşmiş ya. Nasıl tel, gerildi mi ses çıkıyor bundan? Gerginleşince hava bunu çarpıyor. Bir titreşim oluyor burada. arada. İşte oradan ses meydana geliyor muhteremler. Bu seslerin titreşiminden ne yapıyor? Hava molekülleri. Onlara bu çarpıyor. Onlara bu aksediyor. Hava, havadan havaya molekül moleküle böyle böyle önünde küreş şeklinde böyle devam ediyor muhteremler. Yani hava gitmiyor. İletken olmuş yolunda böyle. İletiyor böylece. Şey. Elektrikteki teldeki ceren akımı gibi. Elektrik akımı gibi. Hava bunu iletiyor muhtemelen şey, İletiyor. Şimdi ağızdan çıkan ses, ağızdan çıkan ne de bu? İnsanın doğa sesi işte bu. İnsan buna mükelleftir çıkan sesle. Bir kimse bir insanın ağızdan çıkan secayetini duyarsa, ona secde vacip oluyor. Bunu duyamadı da, mesela bir okuyor başka bir yerden ama bu an duyamıyor bence. Okuyan kişi oturmuş, öne dönmüş, Öne düz sert kaya var. Düz sert kaya var. Ses emmeyecek. Ses oraya gidince ne oluyor? Ses oraya gidince bu da var ses geçemiyor. O sesi yutamıyor. Ses bu sefer yön değiştiriyor. Ters geliyor muhtemelen böyle. Ses ters geliyor. Bu ters gelen sese ne diyor? Yankı. akseda seda deniyor buna. Bunu duyanın secde vacip olmuyor muhtemelen Bakınız. Yani insan sesi oraya gitti. Gitti ama orada kayaya çarptı ya, o çarpmadan dolayı gelen bir ses, insana gelmediği için, ikinci ses oradan geldiği için, burada ne oldu insana? Secde vacip olmaya gerekmiyor muhtemelen demek böyle. Burada gerekmiyor böyle şey. Ancak ezan da bunun gibi muhteremler. Ezan bunun gibi, eğer bir camide tesisli cihazlı ezan okuyorsa, oraya gelen bu çarpma, yankı, oraya yankı, bu da bu da ezan okusu gerekmiyor orada muhtemelen böyle şey. Okunma ezan okusu okunma bunlar böyle Ancak ezan okusu camide insan okursa onun okumuş şey böyle. Yoksa terz cihazına gelen ki bir diyafram var içerisinde var vardı. Onda bir sarsıntı olur böyle. Çeşteli gibi. Bunda da ezan duası okunmaz muhtemelen. Okuma burada böyle şey. Şimdi şu orada elhamdülillah bunu okuduk muhtemelen. Yine okuyayım inşallah. Nasıl olsa inşallah. Şimdi kaç okusam, okusam kesin gerekiyor bize. Bunu yapacağız sonunda inşallah. Yalnız bunun dışında yani televizyonda, internette, işte CD'ler, kasetlerde yayınlanırken o zaman gerek gerekmiyor muhtemelen. Gerekmiyor böyle şey. Demek ki televizyonda, radyoda, CD'de, internette bunlar da secahit okunduğu zamanlar secde gerekmiyor. Çünkü bakın yankı bile ki yankı bile doğru doğru insanın sesi olduğu halde ama kaya çarptığı için, orada aksettiği için orada bile gerekmiyor. Kuşun okuduğu secdeden siz seçe gerekmiyor. Demek ki radyoda, televizyonda, sililerde, internette, kasetlerde ne varsa bunlara varsa bu anda size okununca orada secde gerekmiyor muhtemelen. Gerekmiyor orada da.